İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Koronavirüs pandemisinin reel sektör üzerindeki etkilerini konuşmaya devam ediyoruz ve bugün de net döviz girdisiyle cari açığın iyileşmesinde önemli katkı sağlayan stratejik sektörlerden biri turizmi konuşacağız. Turizm Seyahat Acentalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya bizlerle birlikte. Firuz Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum öncelikle. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Firuz Bey, sıcak bir gelişme. Geçtiğimiz gün Bloomberg HT yayınlarına konuk olan Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'un bir açıklaması olmuştu. Torba yasada acenta devrine imkan tanınacağı yönünde. Öncelikle evet. Seyahat acentaları olarak bunu nasıl karşılıyorsunuz bu maddeyi? Ve diğer yanda buna neden ihtiyaç duyuldu bu maddenin torba yasa içine konmasına? Yorumlarınızı alarak başlayalım efendim. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi seyahat acentaları çok uzun bir süredir belgelerinin devredilebilmesi ile ilgili bir beklenti içindeydi. Biz de bu beklentiler doğrultusunda hazırlanmış olan bakanlığımızla birlikte hazırlamış olduğumuz yasa tasarımızın içinde bu madde vardı. Bu maddenin böyle durumlarda seyahat acentalarının nakit akışını düzenleyebilmek için, kredi imkanlarını sağlayabilmek için elinde bir aset olması için seyahat acentaları birlik belgelerinin devredilebilir olması talebimizi bakanlığımıza yazıyla iletmiştik bundan 2 ya da 3 hafta önce. Bakanlığımızın çalışmalarının nasıl meclise intikal ettiğini henüz bilmiyorum ama belge devrinin tabii olmazsa olmaz şartları var. Belge devrinin bir değer ifade edebilmesi için belge devrinin bir kere o acentanın ismiyle devredilebiliyor olması lazım ki bir maddi değeri olsun. İki, bugünkü maddi koşullarla değil de belge devrinin, belge fiyatlarının yükseltilerek bunun yapılması gerekir ki insanların herhangi bir kamuya herhangi bir yük olmadan kendi elindeki acenta belgelerinin değerlenmiş olması ve bankaya da teminat olarak bunların gösterilebiliyor olması lazım. Bu şartlar yerine geldiği takdirde belge devrinin bir anlamı var. İnşallah meclise sevk edildiği şeklini ben görmedim ama inşallah bu şartları içeriyordur. Sayın Bağlıkaya özellikle TÜRSAP çatısı altında yüzde kaç oranında acenta bu işlemden yararlanır? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani bizim düşüncemiz şuydu, hani mesleğe girmiş olan, meslekte gerçekten devam etmek istemeyen ama bir biçimde seyahat acentaları birlik belgesini, işletme belgesini almış olan seyahat acentaları bunu da bir para ödeyerek oluyor. Meslekten çıkmak isteyenlere bir imkan tanıma açısından çok önemli. Biz bu sayının 1000-1500 acenta civarında olduğunu düşünüyoruz belge devrini talep edecek olan acentanın. Ancak yine dediğim gibi belge fiyatlarının artması ve markasıyla devredilebilmesi şartıyla bunun bir anlamı var. Yoksa zaten belge devrinin aynı fiyatta kaldığı zaman seyahat acentalarının birliğinden veya Turizm Bakanlığı'ndan yeni belge almak yeni acenta kuracaklar için daha mantıklı bir yol olur. Eski belge fiyatlarıyla duruyorsa neden eski belge fiyatını vererek bir başkasının belgesini satın alsınlar? Herkes sıfır belge almayı tercih edecektir. Dolayısıyla o şartlar yerine geldiği takdirde ben 1000 ila 1500 acentanın belge devri yapacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz 10 bine yakın seyahat acentası var şu anda faal. Hatta şubeleriyle 13 binin üstünde. Belge devir oranlarının bu civarda olacağını düşünüyorum. Tabii belge devrini yaparken de Seyahat Acentaları Birliği biliyorsunuz yine bakanlığımızdan talep ederek 2020 aidatlarını almama yönünde bir talepte bulundu ve bakanlığın da olumlu görüşüyle 2020 aidatlarını Seyahat Acentaları Birliği almayacak. Yani Türkiye'de bir tek Seyahat Acentaları Birliği ertelemedi aidatını. Almadı, vazgeçti, bunu talep etti ve bu da bir biçimde onaylandı, açıkladı Sayın Bakanımız da. Dolayısıyla bir aidat geliri olmayacak Seyahat Acentaları Birliği'nin bu sene. Belge devrine de imkan verildiği zaman belge devrinden de bir geliri olmaz ise kurumun giderlerini karşılamamız mümkün olmaz. Dolayısıyla biz bu belge devrinden belge fiyatlarının artması akabinde belge devrinden Seyahat Acentaları Birliği'nin de belli bir oranda pay almasını öngörmüş idik. Bunlar bir bütün olarak çıkar ise bir anlamı olur. Eğer bütün olarak çıkmaz ise hani belge devri yapılmış mı? Yapılmış olur ama bir fonksiyonu olur mu? Herhangi bir fonksiyonu olmaz. Yine dediğim gibi nasıl sevk edildiğini bilmiyorum. İnşallah bu taleplerimiz göz önüne alınarak sevk edilmiştir diyorum.
Sayın Bağlıkaya, şunu da sormak istiyorum. Özellikle devirde ünvan kullanımına yönelik kısıtlama sizce neden getirildi? Kısıtlama getirildiyse gerçekten daha meclisin komisyonlarında görüşülmedi, bilmiyorum ben gerçekten, ama ünvan kısıtlaması getirildiği zaman o zaman o seyahat acentası belgesinin sadece giriş aidatının bir karşılığı olarak olur. Yoksa bir marka değeri olmayacak. Yani bu demektir ki seyahat acentası belgesini insanlar maksimum seyahat acentası belge fiyatına devredebilir. Halbuki marka değeri olan seyahat acentaları kendi markalarını çok daha yüksek bedelle devretmek isteyecektir. Alıcı da bunu talep edecektir. Yani piyasada 3 senedir, 5 senedir, 10 senedir çalışan bir seyahat acentasının belgesini almanın hiçbir avantajı kalmayacak. Eğer belgenin ismini kullanamayacaksa seyahat acentası yeni yatırımcı. Dolayısıyla onun evet, hiçbir anlamı olmayacaktır. Öbür türlü hiçbir markayı kullanamadığı için anlamı. Bu yaşadığımız krizi turizm cephesinden siz turizm tarihinin en büyük krizi olarak nitelendirdiniz. Geçtiğimiz evet, günlerde yapmış olduğunuz bir açıklamada Türkiye mahsus değil tüm dünya turizmi sektörünü etkileyecek. Öncelikle makro çerçeveden bakacak olursak dünya turizminde bu yıl ne kadarlık bir gerileme öngörüyorsunuz ve Türkiye ayağında sizce sektöre etkisi ne olacaktır? Ne kadarlık bir daralma geçtiğimiz yılla kıyaslayacak olursak? Şimdi Dünya Turizm Örgütü %30-35 bir daralma bekliyor. Bunu bu şekilde açıkladı ama ben Türkiye açısından biz olaylara bakmamız daha mantıklı. Biz burayla ilgili bir yorum yapabiliriz. Krizin ne zaman biteceğiyle ilgili tabii bir yorum yapmamız bizim çok mümkün değil. Hani sağlıkla ilgili bir uzmanlığımız yok. Ancak her şeyi kriz bittikten sonrasıyla ilgili bir öngörüde bulunabiliriz. Kriz bittikten sonra iç turizm büyük bir ihtimalle bir ay ile 45 gün içinde tekrar başlama eğiliminde olacaktır. Tercihen büyük oteller değil, küçük oteller ve yeni konseptli oteller öncelikli satılacaktır diye düşünüyorum. İnsanlar bir müddet kalabalığa, büyük otellere gitmeyi tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Kriz bittikten sonraki süreçten bahsediyorum. Ondan sonraki yurt dışı ayağına bakarsak da yurt dışında da 45 gün ile 60 gün arasında sezonun başlaması söz konusu kriz bittikten sonra. Orada da ilk başta Rus kökenli eski demir perde ülkeleri de öncelikli başlamak üzere yavaş yavaş 45 güne 60 gün içinde hareket başlayacaktır. Avrupalılar yine her zamanki olduğu gibi yine en geç dönecek olan kesimdir diye düşünüyorum. Biz krizi bittikten sonrasıyla ilgili öngörülerimiz bunlar ama krizin ne zaman biteceğiyle ilgili gerçekten kimsenin çok fazla bir fikri yok. Peki özellikle geçtiğimiz gün Kültür ve Turizm Bakanı özellikle Ramazan tatili sebebiyle iç turizmde bir hareketliliğin başlayacağını dile getirmişti. Katılıyor musunuz? Özellikle iç turizmde ne kadarlık bir hareket olur Ramazan bayram tatilinde? Tabii yine işte söylediğim gibi bu salgının bitişiyle alakalı bir şey. Eğer salgın bitmiş olursa bayram bir hareket için vesiledir. Ben yine de bayramda da olsa insanların otellerden çok akraba ziyaretlerini, otellere gidiyorlarsa da daha küçük otelleri tercih edeceğini düşünüyorum. Ama her şey sağlıkla ilgili konunun sona ermesiyle ilgili. Yani salgın tüm şiddetiyle devam ederken insanların tatile gitmesi çok olası değil. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ramazan'dan önce biter ise Ramazan'da bir hareket olur mu? Tabii ki olur. Yani bir bayramdır sonuçta, bir vesiledir. Ama her şey salgının gidişatıyla ilgili. Evet, paketaların gerek havayolu şirketleri gerekse diğer yanda otellerle ilişkin avans ödemeleri vardı. Buradaki süreç nasıl işleyecek? Buna yönelik bir çözüm öneriniz var mı Sayın Bağlıkaya? Var tabii. Var tabii ki biz bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığı'na yine başvurularımız var bu konuyla ilgili. Daha bu olay şiddetlenmeden daha ilk başta hani 11 Mart itibariyle vakaların çıktığı haftadan itibaren girişimlerimizi, kamu nezdindeki girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Her haftada yeni önerilerle, yeni taleplerle gidiyoruz. Bunların hiçbiri dediğim gibi çok önemli bir bölümü, hiçbiri demeyeyim ama çok önemli bir bölümü kamuya yük getirmeyen tedbirler. Bunlardan bir tanesi de müşteri iadeleriyle ilgili. Biliyorsunuz müşteri iadeleri seyahat acentasının bir müşterinin ücretini iade edebilmesi için
paydaşlara seyahat acentasının oluşturduğu paketin paydaşlarından da bu ücretleri alabiliyor olması lazım. Şimdi ücretlerini hiçbir yerden alamayan seyahat acentasının dönüp de bir müşterinin ve tüketicinin parasını ödemesi belli bir süre belki mümkün olabilir kendi nakit durumuna göre ama uzun dönemde sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi hava yollarını sivil havacılık gittikten 60 gün sonra ancak bu ödemelerinizi yapabilirsiniz, geriye alabilirsiniz dedi. Seyahat acentası hava yolundan blok yer almış, bilet almış. Şimdi o kendi parasını geriye alamaz iken nasıl tüketicinin parasını geri ödeyecek? Aynı şekilde otellerle ilgili de durum aynı vaziyette. Otellere belli ön ödemeler yapılmış, belli early booking ödemeleri yapılmış. Şimdi otelci de o ödemeleri belli bir düzen içinde büyük bir ihtimalle kendi tedarikçilerine ödemelerini yapmış. Şimdi otelcinin de o parayı tekrardan geriye ödemesi çok fazla mümkün olmuyor. Bununla ilgili bakanlığımızın bir kredi girişimi oldu ama otelcilerin yani seyahat acentasının ücretsiz kullandığı ön ödemesini faizle para alarak gidip seyahat acentasına ödemesi çok fazla otellerin tercih edeceği bir şey olmaz diye düşünüyorum. Muhakkak ki bu yöntemi seçecek insanlar vardır belki ama genel olarak bakıldığında çok uzun vadeli ve çok kesin bir çözüm değil. Yardımcı olur mu? Tabii ki olur ama kesin çözümüdür değildir. Bir sürü otelci acentadan aldığı, ücretsiz kullandığı ön ödemeyi gidip faizle para alarak gidip öder mi? Göreceğiz onu, zaman gösterecek. Şimdi buradaki sıkıntımız şu, Ticaret Bakanlığı'nın paket tur sözleşmesinden gelen bir yaptırımı var. Diyor ki müşteri talep ettiği zaman 14 gün içinde paranızı ödeyeceksiniz. Şimdi biz bunun acil olarak bu kriz döneminde düzenlenmesi için girişimde bulunduk. Yani biz bunları 14 gün içinde alma gibi bir yaptırım gücümüz yok iken, yani bizim bunları almayla ilgili bir yasal düzenleme yok iken bizim ödememizle ilgili yasal düzenleme olması doğru değil. Dolayısıyla en azından bu dönemde biz de kriz bittikten sonra 60 gün içinde biz de nasıl insanlar diğer sektörler seyahat acentalarına paralarını hangi sürelerde ödüyorlarsa seyahat acentaları da o sürelerde müşteri iadelerini yapsınlar. Ayrıca yapmamaları için de bir sürü sebep var. Biz biliyorsunuz bir kampanya başlatmıştık. Yani iptal etmeyin, erteleyin. Sonuçta bu tatile çıkılacak. Kupon yöntemi de önerdik. Yani devlet güvencesinde seyahat acentaları tahsil ettikleri paralarla ilgili müşterilere kupon verebilir ki Almanya'da bu uygulama başladı. Yani sektörü biraz rahatlatmak lazım. Neden rahatlatmak lazım seyahat acentalarını? Bakın kriz bitecek. Bir gün muhakkak bitecek. Seyahat acentaları eğer zinde ve ayakta değilse turizmin tekrar hareketlenmesi çok uzun süre alır. Halbuki bizim ülke ekonomimiz için çok önemli bir konu turizm. Yani döviz girdisiyle cari açığın çok önemli bir bölümünü kapatan bir yerde pazarlama ayağı olan, yani seyahat acentaları ayakta olmazsa o havaalanlarına müşteri gelmez. Seyahat acentaları ayakta olmazsa otellere müşteri gelmez. Seyahat acentalarına mümkün olduğu kadar bu süreç biter bitmez ayakta ve zinde olacaklar ki pazarlama çalışmalarına bir an evvel başlayıp bu kaybettiğimiz arayı mümkün olduğu kadar kısa sürede kapatacaklar. Bir önerimiz daha vardı mesela, pazarlama kredilerinin verilmesi lazım. Yani seyahat acentaları pazarlama yapacak ama herkes geçmişten gelen bir yük taşıyor olacak. Yani 3 ay 5 ay iş yapmamış olacaklar. Geçen sene zaten bütün ön ödemelerini yapmışlar. Otel ödemeleri, uçak ödemelerini yapmışlar. Reklamlarını, tanıtımlarını yapmışlar. Bunun karşılığında hiçbir şey kazanmamışlar. Şimdi tekrardan aynı çalışmanın içine girmeleri lazım. Pazarlama kredisi de bence çok önemli bir hamle olur Türkiye için. Çünkü Türkiye gerçekten rakipleriyle mukayese edildiğinde her şeye rağmen yine en avantajlı ülkelerden bir tanesi. Mümkün olduğu kadar kriz biter bitmez, bu salgın biter bitmez bizim bütün motivasyonumuzla yurt dışı pazarlara bir biçimde çıkartma yapmamız lazım. Seyahat acentalarının gerçekten güçlü ve kuvvetli vaziyette oluyor olmaları lazım. Bu dönemde hak etmedikleri bir biçimde zayıflamalarına da müsaade etmemek lazım. Müşterilerin paralarını geriye ödenmesi konusu da bunlardan bir tanesi. Evet, özellikle pazarlama kredisi konusunu Sayın Bakanımıza ilettiniz mi? Tabii, pazarlama kredileriyle ilgili de taleplerimiz var. Bunları da biz rutin neredeyse son 3-4 haftadır her hafta taleplerimizi iletiyoruz.
makul bulunanlarla ilgili aksiyon alınıyor ya da alınabilenlerle. Alınmayanlarla ilgili de taleplerimizi yineliyoruz. Sadece Turizm Bakanlığı'na değil, Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, tüm kamu kurumlarımıza elimizden geldiği kadar sektörün durumunu anlatan, sektörün gerçeklerini anlatan bir bilgilendirme ve taleplerimizi iletiyoruz ki ülkemize, memleketimize faydalı bir sonuç çıksın. Evet, iki başlıkta toparlayacak olursak, birincisi pazarlama kredileri, bir diğeri de Almanya'da model örneğinde olduğu gibi özellikle vatandaşların satın aldığı tatillerin devlet güvencesiyle tatil kuponuna çevrilmesi önerisini dile getirdiniz. Peki Salim Bağlıkaya, turizm sektörünün iç turizmde açılmasıyla beraber vatandaş cephesinde bu yıl fiyatlar geçtiğimiz sezona göre daha mı uygun olacak? Şimdi onunla ilgili de tahmin yürütebiliriz. Nasıl bir arz talep dengesi oluşacağıyla ilgili çok senaryo var. Ben çok büyük fiyat farkları olacağını zannetmiyorum. Zaten erken rezervasyonu yapmış, iptal etmemiş yolcularla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Onlar aynı fiyatlarından büyük bir ihtimalle devam edecekler. Çünkü zaten satın almışlar ve iptal etmemişler. Eğer Temmuz'a, Ağustos'a, Eylül'e aldılarsa turlarını ve iptal etmedilerse, hangi avantajlarla geliyorsa aynen devam edecektir. Ben paket fiyatlarında, paket tur fiyatlarında bir artış şahsi görüşümdür, beklemiyorum. Evet, peki Sayın Bağlıkaya, özellikle bu yılı tabii ki öngörülebilirliği daha zor, ancak gelirler ve gelen ziyaretçi açısından nasıl tamamlamayı öngörüyorsunuz turizmde? İşte yine her şey ne zaman biteceğiyle doğru orantılı bir şey ama yani eğer gerçekten Haziran sonunda operasyonların başlaması ve talep ettiğimiz, tahmin ettiğimiz veya planlanan turistin aynı şekilde gelmesi durumunda dahi gelirlerde ciddi bir kayıp olacaktır. Uzaması bizim için iyi bir sonuç vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Temmuz'u, Ağustos'u eğer kaçırırsak Eylül ve Ekim kalır. Sırf Eylül ve Ekim'de beklediğimiz gelirlerin çok altında bir gelir elde etmeyle sonuçlanır. İnşallah, ümit ediyorum öyle bir sonuç olmaz. İnşallah mümkün olan en kısa sürede biter. Bittikten sonra dahi bizim 45 ila 60 gün normal sezonu toparlama gibi bir süremiz var. Bu süre mümkün olduğu kadar çabuk biter diye düşünüyorum. Karamsar tahminler yapmak istemiyorum gerçekten. Böyle şeyleri çağırmak da istemiyorum. İnşallah her şey bizim için kötü sonuçlanmayacak şekilde bir süreç yaşarız diye ümit ediyorum. Evet, daha umut dolu bir açıklamayla yaklaşıyorsunuz. Peki Akdeniz çanağındaki ülkeler Türkiye'nin rakip ülkeleri turizmde, ancak bu pandemiden de şu an itibariyle en fazla etkilenen ülkeler, bunlardan biri İtalya, bir diğeri İspanya. Belki orta ve uzun vadede Türkiye'ye yansıması ne olur sizce Feruz Bey? Şimdi tabii insanların seyahat etme motivasyonları düştü. Yani bu olay biter bitmez ilk yapılacak şey seyahate çıkmak olmayacaktır. Bizim kendi turistimiz için de aynı şey. Yani yurt dışına seyahatler bizde de geç başlayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle iç turizm başlayacaktır. Her ülkenin öncelikle iç turizmi başlayacak. Ondan sonra dışarıya doğru bir hareket, bir güven oluştuktan sonra dışarıya doğru bir hareket başlayacaktır. Yayınımızın başında da söylediğim gibi, dışarıya turist akışı başladığı anda yine bu ülkeler arasında hem altyapımız, hem sektörün dinamikliği, hem gerçekten iyi bir oyuncu olmamız, her anlamda iyi bir oyuncu olmamız sebebiyle bu alanda biz rakiplerimize göre daha avantajlı olacağız. Bu konuda peki, hiç kimsenin bir tereddütü yok. Evet, peki Firuz Bey, özellikle bu süreçte diğer Avrupalı ülkeler turizm sektörü açısından nasıl hareket ediyorlar? Şimdi bizim baktığımız ülkeler, dediğim gibi Almanya'da mesela sektörle ilgili bu iadeleri engelleyebilmek için bu kupon uygulamasını yapıyorlar. Kuzey ülkelerine bakarsak, kuzey ülkelerinde paket fiyatlarını, Danimarka'da mesela paketler için alınmış ön ödemelerin sorumluluğunu tüketici birlikleri aldı. O tüketici birlikler bunları finanse ediyor. Çünkü onlarla, oradaki operasyonlarla ilgili bütün acentaların teminatları var. Bizim yeni yasa çalışmamızda da vardı bu. O zaman tabii teminat altına almak çok daha kolay oluyor. Çünkü her acentanın bununla ilgili bir garantisi olmuş oluyor. Daha çok bizim baktığımız ülkeler yurt dışına turist gönderen ülkeler olduğu için o ülkelerde
Daha çok vatandaşın parasıyla ilgili tedbirler alınıyor. Bizim de burada önerdiğimiz tedbirler aslında 3 aşağı 5 yukarı onunla paralel. Diğer açıdan bakıldığı zaman İspanya, Yunanistan bizim hani rakip ülkelerimiz olarak bakıldığında onların yurt dışından gelen turistle ilgili herhangi bir çalışmaları yok. İşte o sebepledir diyorum ki çok büyük tur operatörleri bile çok zor durumda. Yani bizim Türkiye'de tur operatörlerinin büyüklüklerine, küçüklüklerine bakılmaksızın zinde ve ayakta kalmalarını sağlamamız lazım. Bakın ne kadar erken geriye gelirsek, ne kadar çabuk toparlarsak o kadar yol almış olacağız. Yani rakiplerimiz hiçbir zaman yokuş aşağıyken geçilmez. Rakipler hep yokuş yukarıyken geçilir, zor zamanlarda geçilir. Şimdi çok zor bir zaman yaşıyor bütün dünya turizmi. Dolayısıyla bizim atağa geçmemiz, bizim gerçekten zinde ve yerinde ve sağlam olmamız gerekiyor. Onun için pazarlama kredileri diyorum. Onun için tur operatörleri, seyahat acentalarının ayakta kalması gerekir diyorum. Hiç ummadığımız sıralara yükselebiliriz. Eğer gerçekten planlı bir şekilde bu salgının bitişine hazır olursak, bittiği gün hazır olursak. Evet, erken önlemler bu anlamda çok kritiktir diyorsunuz. Peki Sayın Balık Bey, biraz önce cümlenizin arasında geçti. İlk sezon açılma Ramazan tatili nedeniyle de ilk noktada büyük otellere değil, kalabalık ortamlara değil, daha çok müşterilerin, vatandaşın küçük butik otelleri tercih edeceğinizi söylediniz. Belki de bu kriz önümüzdeki süreçte turizmde bir yapı değişikliğine, şeklen değişikliğe neden olur mu? Belki hani Türkiye'deki yapılanma daha çok büyük oteller nezdindeydi. Özellikle Antalya ve hattındaki 5 bin, 10 bin, 20 bin yataklı odalı otellerimiz vardı. Belki bundan sonraki süreçte daha butik, daha belki uzmanlaşmış konsepte mi turizm yönünde bir strateji izlenmesi gerekir? Ne dersiniz? Valla yatırımcılar da bunu bu şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çok kalabalık yerlere belli bir süre gitmeyecek diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi düşüncem. Yani bir turizmci olarak 35 yılın üstünde bu sektörde emek vermiş birisi olarak bir tahlil yaparsam. Yani hiç kimsenin çok kalabalık otellere özellikle all inclusive konseptiyle ilgili sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Ben yeni konseptler bulunması lazım. İnsanları çok iç içe sokan ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duran yeni konseptler geliştirecektir. Sektör buna hazır mıdır değil midir bilmem ama çok çabuk adapte olacağımızı düşünüyorum. Biz millet olarak çok bu tür durumlarda gerçekten çok hızlı aksiyon alabilen bir milletiz. Sektör olarak da aynı şekilde. Ben bu boşluğun nasıl gelişeceği konusunda yorumlarım var ancak. Hani tabii kesin bir şey söyleyemeyiz ama benim yorumlarım da öyle. Yani daha küçük, daha az insanın birbiriyle temas ettiği ortamlar turizmde bu yeni dönemde daha revaçta olacak diye düşünüyorum. Evet ve diğer bir konuda normal akışta okul... Bizi duyabiliyor musunuz Feruz Bey? Hemen sorumu yenileyeceğim. Sorumu yeniliyorum. Ha, özellikle eğitim süreci yaz aylarına sarkarsa, eğitimdeki süreç yaz aylarına sarkarsa bu turizm sektörünü nasıl etkileyecektir? Çünkü normal dönemlerde okulların tatil olmasıyla beraber turizm sektörü birden çabuk hareketlenen bir sektörden bahsediyoruz. Eğer eğitimdeki başlangıç yaz aylarına devam ederse, ertelendi. Üniversite sınavları da dahil olmak üzere. Bunun turizm sektörü üzerinde etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Onun ertelenme ihtimali ne kadardır onu bilmiyorum. Çünkü okullar evlerde devam ediyor. Yani şu anda dersler kesilmiş vaziyette değil. Yani bir ara verildi ama okullara gitmeye ara verildi. Eğitime bir ara verilmedi. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani üniversite sınavlarının ileri tarihe erteleniyor olmasıyla ilgili bir yaz tatilinde eğer öğrenciler okula giderse tabii ki negatif etkiler ama ben öyle bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü eğitim son sürat devam ediyor. Hatta çevremizde bakıyorum okuldan daha fazla ders yapıyor öğrenciler. Herkesin annesi babası yanında. Yani hiç kimse okuldaki kadar rahat değil. Evet, eğitim online'dan devam ediyor ancak uzaması sürecinde şu an için henüz bir şey açıklanmadan bir şey söylememiz mümkün değildir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben de Firuz Bağlıkaya. Ben teşekkür ediyorum. Yönetim
TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya iş dünyasının birinci bölümünde bizlerle birlikteydi. Turizm sektörünü eline boyuna değerlendirdik. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız.